Dış Politika Enstitüsü Başkanı, ODTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Takip Erberakis bize güzel başlıklar verdi. Üstünden gidelim ama önce hani Türk-Yunan ilişkilerini konuşmadan önce bu dışişleri atamalarına bir bakalım mı? Yunanistan'da sırdaş Yorgo lakabıyla, Yorgo Yerapetridis, Türkiye'de sır küpü lakabıyla Sayın Fidan. Bu bize ne söylüyor? Hem atamalarla ilgili hem de Türk-Yunan ilişkilerinin ilerleyişine dair neler söylüyor? Yunan Dışişleri Bakanı anayasa profesörü. O nedenle onun dış ilişkilerdeki bundan sonraki konumu ve tutumu çok önemli olacak. Hakan Fidan'ın, Türk Dışişleri Bakanı'nın öyle gözüküyor ki Yunan meslektaşıyla önümüzdeki dönemde hem ikili anlamda hem de bölgesel anlamdaki sorunlara yeni bir bakış açısı getirme ihtimalleri var. Ama temel sorunlarda büyük bir ilerleme olacağını düşünmüyorum. Yani Kıbrıs konusu başta olmak üzere. Burada asıl belirleyici olan nokta gerçekten de Eriki hükümetin birçok yeni isimle birlikte başlamış olması. Bir tek eski Dışişleri Bakanı Savunma Bakanlığı'na atandı, bir de Kültür Bakanı yerini korudu. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bundan sonra özellikle NATO zirvesi başta olmak üzere önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yeniden yakınlaşma ihtiyacı, Türk-Amerikan ilişkilerinde F-16 konusu, Amerika'nın işte Yunanistan'da Ukrayna'ya silah göndermek için kurduğu üsler, bunlar tabii Türkiye'de endişe uyandırmıştı. Yani iki NATO ülkesinin birbirleriyle Kıbrıs'ta, Ege'de anlaşmazlıkları vardı ama Türk-Yunan ilişkilerinde bir baharın oluşabilmesi için şu aşamada gördüğüm kadarıyla, yani bir George Papandreou ve İsmail Cem dönemi gibi bir ilişkinin oluşabilmesi için Yunan tarafının bence daha fazla adım atması gerekecek gibi gözüküyor. Eğer onu yaparsa Mitsotakis, o zaman Türkiye'nin yaklaşımı da daha iyi olabilir. Ama Yunanistan da tabii bu noktadan sonra özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi nedeniyle ve Avrupa'nın kendi içindeki tartışmalar ve Balkanlar'da özellikle son dönemde olan gelişmeleri göz önüne aldığımızda, Yunanistan'ın Türkiye ile herhangi bir çatışma sürecine girmemesi beklenen bir şey. Ben Belgrad'dan yeni geldim. Yani Belgrad'dan baktığımızda Balkanlara, Kosova dahil olmak üzere, bütün o coğrafyada olası ortaya çıkacak tartışmalar, deyim yerindeyse etnik çatışmalar, böyle dinamit bekleyen barut fıçısı gibi. Türkiye ve Yunanistan bu anlamda Balkanlar'da işbirliğini hızlandırabilirlerse oradaki istikrarın, oradaki ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde yapıcı rol oynayabilirler. Burada gördüğüm kadarıyla Mitsotakis en azından geçen hafta da yapmış olduğu bir açıklama vardı. Tamam biz işbirliğini istiyoruz ama Türkiye'de biraz bize adım atsın şeklinde. Dediğim gibi bizim daha önceki dönemlerde Yunanistan ile ilişkilerde sıcak dönemler, bahar dönemleri yaşandı. Böyle umalım, yani bu hükümetlerin, iki yeni hükümetin birbirini tabii tanıması lazım, oturmaları lazım, konuşmaları lazım ama temel sorunlarda bence adım atılması eğer gerekecekse, Kıbrıs konusu başta olmak üzere, Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde mesela yeni fasılların açılmasını engelliyordu Rum tarafıyla birlikte. Yani engellemesin. Yani Türkiye ne dedi Cumhurbaşkanı? Biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. İddiamızdan vazgeçmiş değiliz. Hatta Avrupa Parlamentosu Başkanı von der Leyen'le de konuştum. Yani Yunanistan burada örnek bir tavır takınabilir Türkiye'nin önüne engel çıkarmama konusunda. Ama bugüne kadar dediğim gibi hem Kıbrıs'ta hem Ege'de ortaya çıkan ikili anlaşmazlıklarda ileriye yönelik adım atılabilmesi için Yunanistan'ın daha siyasi davranması lazım. Dışişleri Bakanı'nın uluslararası hukukçu olması iyi bir şeydir. Kimin açısından? Onlar açısından. Ama Türkiye'nin haklarını koruma açısından bakıldığında bana göre Türkiye'nin haklı olduğu noktalarda da
herhalde Hakan Fidan dışarı bakanı olarak ben her ne kadar ona güvercin diyorsam da şahinleşme ihtimali olabilir. Yani bunu biraz konuşalım mı? Sayın Bağcı, orayı hızlı geçtik ama biz haberciler severiz öyle. İşte Sırdaş Yorgo, Sır Küpü, onlar görevin başındalar. Hadi bizim biraz anlayış gösterin. Haberci merakı üstünden gidelim. Tabii şöyle ki, şimdi uluslararası hukuk ta uzman komşu Yunanistan Dışişleri Bakanı özellikle Türk-Yunan ilişkilerinde pek tabii ki Ege ve bunun üzerinden şekillenmiş olan itilaflarda ya da ilişkinin nüansında onlar açısından, Yunanistan açısından uluslararası hukuk uzmanlığı çok büyük önem taşıyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı istihbaratın eski başı. Merakım şu, bir yanda uluslararası hukuk uzmanı, bir tarafta istihbaratın başı. İlişkinin bu safhasını, bu sayfasını yazacaklar. İkisi de çok yakın. Miçotakis'e çok yakın, Sayın Erdoğan'a çok yakın. Sırdaş ve sır küpü olma bu yüzden kullanılan bir ifade her ikisi için de. Geçmişten farklı ne olabilir? Tamam, temel problemler belki bugünden yarına çözülecek nitelikte değil. Öyle olsa şimdiye kadar belki kaç kere çözülmüş diyebilirsiniz. Ama yine de bu ilişkinin tabiatı, ritmi, içeriği nasıl şekillenir diye düşünüyorsunuz? Nasıl bir resim verir Türkiye ve Yunanistan bu dönemde, bu iki figürle? Onu konuşalım, ondan sonra da Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin sonuçlarına da gelmek istiyorum sizinle. Dandiyakis ve Çavuşoğlu dönemine bakalım. Yani her ne kadar birbirlerine kardeşim diye hitap etmiş olsalar da söylemlerinde çok sertler. Yani, evet, bir kere basın toplantısında çok gerilmişlerdi. Hepimiz böyle izlemiştik, gözlerimiz açıyor. Evet. Aynen öyle. aynen öyle. Şimdi yeni dışişleri bakanında herhalde bir akademik olgunluk var. Sır küpüde olduğuna göre mümkün olduğunca çok sert bir söylem göstermeyecek diye düşünüyorum. Yani bir uluslararası hukuk profesörünün şahinleşmesi kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yani olaylara daha soğukkanlı yaklaşabilir. Türkiye açısından da bakıldığında diğer sır küpü, bugün nedense küplerden söz ediyoruz. İnşallah turşu küpü çıkmaz sonuçta. Çünkü içinde ne olduğu, içinde ne olduğu şu anda belli. Kıbrıs var, ikili ilişkiler var. Yani ikisinin de bence bu noktadan sonra, altını çizerek söylüyorum, ilişkileri gerginleştirme lükslerinin olmadığı bir sürece giriyoruz. Çünkü hem Avrupa hem dünya çok ilginç bir noktaya doğru evriliyor. Bu süreç içerisinde son 4-5 yılda yaşanan gerginlikler üzerinden devam edecek bir politikanın her iki tarafa da pek fazla hayır getirmeyeceği gözüküyor. Yani 2000'li yılların başındaki Türk-Yunan ilişkilerine benzer bir bahar havasının gelmesi söz konusu olabilir. Olabilir. Ama ben burada özellikle Yunan tarafının son dönemlerdeki sert açıklamalarını, yani Miçotakis'in hem seçim kampanyası esnasında hem de öncesinde yapmış olduğu söylemlerden, özellikle Amerikan Senatosu'nda yaptığı bir konuşma vardı biliyorsunuz, o da çok sertti. Yani bir NATO üyesi ülkeyi saldırganlıkla suçlamak, efendim söyleyeyim, çok böyle akla alınmayacak tırnak içinde siyasi anlamda cümleler sarf etmesi tabii çok hoş bir durum yaratmadı. Türkiye'nin hem Balkanlarda hem de Yunanistan'da bulunan Türklerle ilgili olarak tabii ki bir tarihsel sorumluluğu var. Balkanlar Türkiye için çok önemli, Yunanistan için de tabii çok önemli. Ama bu noktadan sonra benim gördüğüm kadarıyla karşılıklı ziyaretler, yani hem Dışişleri Bakanlığı'nın ikili anlamda hem de Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin oraya, Başbakan Miçotakis'in de Ankara'ya ve İstanbul'a yapacağı ziyaretler önemli. Şimdi Vilnius zirvesinde ilginç olacak NATO genişlemesiyle ilgili olan tartışmada 11-12 Temmuz'da. Orada göreceğiz nasıl bir tavır takınılacak. Türkiye'nin pozisyonu tabii çok net burada. Batı ile birlikte ama Ukrayna'ya da destek veriyor. Yunanistan ise otomatik olarak Amerika Birleşik Devletleri ile son yıllarda askeri üsler dahil olmak üzere bir noktada geçiş yolu oldu Ukrayna'ya ve Orta Avrupa'ya giden silah sevkiyatı çerçevesinde. Bu da tabii Yunanistan'a büyük böyle bir özgüven kazandırdı. Biz daha önemli olmaya başladık şeklinde bir yaklaşım vardı. Ama bunu Türkiye'ye karşı bir tabii baskı unsuru olarak kullanmaması lazım. Ama asıl önemli olan nokta, Afşin Hanım, önümüzdeki 4 yıl içerisinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni fasılların açılması konusunda, eğer
Yunanistan siyasi olarak bir olumlu tavır takınır ve desteklerse, o zaman iki ülke arasındaki ilişkilerin bir bahar havasına dönüşeceğini söyleyebilirim. Bekler ama misiniz bunu? Bekler misiniz bunu? Her yeni, tabii ki her yeni hükümetten beklenti var. Yani ben de o beklenti içindeyim ama yapar mı sorusuna verilecek yanıt onu zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü uluslararası hukuk açısından yaklaşan bir dışişleri bakanının ki bu önemli bir şey. Özellikle Ege adaları, Fırhat'tı, efendim söyleyeyim, Kıbrıs'ta ve çevresindeki doğalgaz ve petrol alanlarının o münhasır ekonomik bölge konusundaki tavırları. Bir de biliyorsunuz istikşafi görüşmeler yapıldı. Çok sayıda ikili görüşmeler yapıldı. Sadece Türkiye'de ve Yunanistan değil, başka ülkelerde de yapıldı. O böyle bir karşılıklı mekik diplomasi niteliğine dönüşen bir gelişmeydi. Ben 3 yıl evvel bu Avrupa Birliği toplantısına katılan başkan ve başbakanlara bir Yunanlı meslektaşımla birlikte rapor yazdım. Ben Türkiye açısından tarafsız bir akademisyen olarak yazdım. Yunan tarafından da bir akademisyen vardı ve biz orada aslında sorunların siyasi iyi niyetle çözülebileceğini, her iki tarafın birbirine adım atması gerektiğini söylemiştik. Ama benim yaklaşımım şuydu. Peki. Yunanistan'ın tavrı özellikle Ege'de ve adalar konusunda, silahlanma konusunda özellikle kastediyorum, çok sertti ve bunun bir çözüme ulaşmayacağı sonucuna varmıştım ben. Onu da söylemiş olayım. Peki. Şimdi yeni başbakanın, yani başbakan aynı da dışişleri bakanının tabii ki Türk meslektaşıyla bir araya gelmesi ve birbirlerini önce tanımaları gerekiyor tabii. Önce onu söyleyeyim. Yani birbirlerini tanımaları gerekiyor. Bakalım kimyaları uyuşacak mı bir uluslararası ilişkilerciyle? Eminim Sayın Fidan zaten tanıyordur, esprileri yapılacak şimdi siz böyle deyince. Tabii tanımaması mümkün değil. Hayır, zaten. Hayır, tanımak derken birebir tabii ki tanışıyorlar ama sonuçta istihbaratın başındaydı Sayın Fidan. O açıdan söylüyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın yanında bütün toplantılara girdi. Yani o nedenle bence Sayın Fidan daha da deneyimli. Çünkü o 10 yıldır, 13 yıldır Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakanlığından beri bütün uluslararası krizlerde Türkiye'nin Amerika'dan tutun Rusya'ya kadar, bütün Almanya'ya kadar bütün yapmış olduğu o görüşmelerde, dediniz ya sır küpü diye. Evet. Hakikaten ben de merak ediyorum. Bir gün anılarını yazarsa herhalde bestseller olur tabii. Biz akademisyenler için de çok önemli. Çok yazarsa, evet. Neyse o ayrı bir yazmaz. Konu ben haliyle. Hepsini ben de çok merak ediyorum. Etmeyeyim. Keşke yazsalar okusak ama. Yok, hepsini yazamaz zaten. Evet. Yazamaz. Evet. Yazabildiği kadar yazsın. Biz ona da şükür diyoruz. Yani gökten ne yağdı da biz kabul etmedik. Evet, peki çok teşekkür ediyorum Sayın Bağcı sizinle. Böyle yani bu kadar neşesiz bir dünya sizinle konuşunca böyle neşeli bir sohbete dönüyor. O yüzden sağ olun, çok teşekkürler. Anladığım şu, yani işin esprisi bir tarafa, hakikaten Türkiye ve Yunanistan arasında artık ilişkileri belki de daha sarsıntısız bir zemine taşıma gayesi hem Balkanlar ve Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sebebiyle var. Hem iki tarafta da yeni bir hükümet olduğu için var. Hem de bu kritik görüşmelerde ön sırada olacak iki isim Dışişleri Bakanları. Yunanistan'da Miçotakis ise Türkiye tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimler. O yüzden de sırdaş yorga ve sır küpüm ifadelerini öne çıkararak bu yayını Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ile gerçekleştirdik. Bakalım NATO zirvesinde bu temas olursa Türk-Yunan ilişkileri açısından bize ne söyler? Pek tabii ki işimiz o. Takip edeceğiz ve aktaracağız biz de.